Piyasasından dem vurmak istiyorum. İnanır mısınız anacığım? İnsanın bu yaştan sonra futbolcu olası geliyor. Ayol o nasıl rakamlar öyle ortada dönenler? Ay anacığım o paralar benim yüreğimi paralar. Eskiden aileler çocuklarını doktor olsun, mühendis olsun diye özendirirlerdi. Şimdi de duran toplara vursun, dar alanda kısa pas yapsın diye uğraşıyorlar. 20 yaşında bir futbolcuya ödenen para 20 ailenin 20 yıllık mutfak masrafından daha fazla. Fakat yanlış anlamayın anacığım. Yani ben demiyorum ki futbolcular bu paraları kazanmasın. Kazansınlar, daha çoğunu kazansınlar. Keşke ülkemizde her kesimin çalışanı bu paraları kazanabilse. Kazanmak için illa da top sektirmek mi gerekiyor anacığım? Neyse, zenginin kontrata zürdün defansını yorar derler. Ben lafı kısa keseyim de siz bizim uzun uzun programımızı seyredin. Senin gibi şey budalası. Buldun tabii küçücük kızı. Hem de kızı olan kızı. Al bakalım. Bir dakika, ceza kanunun 55 lira beşinci fıkrasına göre bu yaptığınız suçtur. Abla bu yetmez, ne olur bir de yanında ayran içeceğim, ayran bir abla. Ne olur ayran parası. Abla! Çocuk parlatayım, abla çocuk parlatayım. Bir maçış ver, ne olur bak parlıyor, gel. Sen söylesen, merhumu nasıl bilirdin? Bana sormasan iyi olur imam efendi. Kim bu çocuk? Sus sen şimdi, bir dakika. Kimsin lan sen? He? Bu kim Remzi? Bu kim Remzi? Bu benim karım Nihal. Bu senin karım Nihal'se benim sikisi nerede? Para istesen daha iyi değil mi? O zaman hiç gezmezsin. Doğru söylüyorsun. Cin bu. İstediğin her şeyi yapar. İşte Alaaddin'in cini. Çeşitli nedenlerle çocuk sahibi olma şansını kaçıranlar önlerine çıkan fırsatları kaçırmıyorlar. Kocacığım. Efendim karıcığım. Farkında mısın?
mısın bilmiyorum ama 20 senedir sen bana karıcığım diyorsun. Fakat 19 senedir anneciğim diyen yok. E'si şu hayatım. Demin bakkalda bir süt şişesiyle burun buruna geldim. Baktım da Allah'ın süt şişesi yani benden daha anaç duruyor. Sadede gel. Benim şu sütyenlerim var ya. Var, var da sen bana bir gazete okutmayacaksın anlaşılan. Yani ben bu sütyenlerime sadece sakladığım parayı çıkartmak için el atıyorum. Yani bir çocuğu emzirmek için daha sütyenimi çözdüğüm olmadı hayatım. Oh ya o kadın insafın kurusun. Senin sadedin bu mu? Çabuk söyle ne söyleyeceksin canım. Diyorum ki şekerim, yıllardır otobüslerde hamile ve çocuklu kadın kontenjanından yararlanamıyorum. Ya kadın sen hasta mısın? Ne diyorsun sen ya? Beni hasta mı edeceksin sen ya? Çocuk istiyorum. Çocuk istiyorum babalara gelesice çocuk! Nasıl bir şey bakmıştınız? Şöyle rengi nasıl olsun? Mavi gözlü olsa ama mavi gözlü bizde kalmamış. Çocuğu yollayıp depodan aldırtırırım. Çocuğu da yollayamam çünkü çocuğum olmuyor. Ya manyak mısın sen? Çocuk dediğin patlıcan mı ki gidip bakkaldan satın alalım? Patlıcan bakkalda satılmaz. Ne boksa? Çocuk dediğin parayla satılmaz ki çarşıdan alalım. Olmuyorsa olmuyor. Kocacığım telefon çalıyor ne yapayım? Ne yapayım mı var mı ya? Aşağı konuş. Yok eğer açmadan konuşabiliyorsan o zaman açmadan konuş. Adama telefon parası girmesin yazıktır. Yok açayım. Bana ne elin herifinden girerse girsin. Ya manyak mısın sen? Konuşmak istiyorsan aç. Yok susuşmak istiyorsan... Susuş. Her şeyi ben mi söyleyeceğim ya? Alo buyurun. Devam edin. Konuşmanız enteresan geldi. Bir kocama sormam lazım. Kocacığım çocuğunuzu kaçırdım diyor ne diyeyim? Manyaksın sen. Vallahi billahi manyaksın. Kocam 2 milyar çok diyor. Biraz indirsinler ayağımız alışsın diyor. Tamam. 1,5 milyar olur. Biz denkleştirelim sonra siz bizi yine arayın. Sen ne yaptığının farkında mısın? Hemen 1,5 milyar bulmamız lazım. Yok evden çıkarayım vereyim. Ulan çatlak karı. Hadi o dangalak çocuk kaçırmış yanlış numara aradığının farkında değil. Sen el alemin çocuğunu mu alacaksın? Sen bir annenin çocuk sahibi olabilmek için neler yapabileceğini bilemezsin. Çok dırlanma da çabuk çıkart 1,5 milyarı. Vallahi manyaksın. Billahi manyaksın. 1,5 milyar yok. 5 milyon işini görüyorsa vereyim ipi de. Hadi be. Komşulardan gider bulurum. Ben de size geliyordum. Ben de tam size geldim işte. Hayrola? 1,5 milyara ihtiyacımız var da. Sizin de mi? Yoksa sizin de mi? Evet, size ne oldu? Sorma kardeş, bizim ortanca kızı kaçırdılar, fidye istiyorlar. Bizim de ortanca kızı kaçırdılar desem yemezsin. Neyse, ben Ferhunde Hanımlardan isterim. Boşuna zahmet etme, onların da küçük torununu kaçırmışlar. O da Ayşe'den borç istiyordu. Hangi Ayşe dersen yangın Ayşe. Ben de Perihan abladan isterim o zaman. Kaç zamandır görmüyorduk kendisini. Hadi yürü. Kim o? Sen misin? Yok kendisi. Sana 1,5 milyar lira bulmaya gitti. Geldi kendisi. Seninki. Alo. Tamam kardeş. 1,5 milyarı buldum. Tamam. Saat 5'te bizim kasabın önünde. Okey. Buldun mu parayı? Kim bu çocuk? Sus sen şimdi bir dakika. Kimsin lan sen? Alo. Çocuğunuz elimde. 1,5 milyar lirayla saat 5'e 5 kala bizim kasabın önünde olun. Eğer çocuğunuzu canlı görmek istiyorsanız. Kim lan bu çocuk? Çok üstünde hasta barındıran hastanelerde boş yatak bulan hastalar 2,80 uzanıyor. Buyurun Naci Hanım, buyurun. Nasıl gezdiniz mi hastanemizi? Malum yarın sabahtan itibaren hastanemize göreve başlayacaksınız. Gezdim efendim, gezdim. Nasıl buldunuz? Daha önce çalıştığım hastaneden pek bir farkı yok. Sadece biraz büyük. Yalnız anlamadığım bir şey var. Nedir o? Defterleri inceledim. Yüzlerce hasta yatak bulabilmek için sıra bekliyor. Bunu herkes biliyor Naci Hanım. Ama ben bir koğuşta boş bir yatak gördüm. Bu kadar hasta yatak beklerken boşalan bir yatağı neden boş bırakıyorsunuz? Oralarını karıştırmayın Naci Hanım. Nasıl karıştırmam efendim? Madem ben bu hastanenin bir doktoru olacağım... ...bazı şeylere benim de müdahale etme hakkım olmalı. Bakın doktor hanım, siz oraları karıştırmayın. Kendi bölümünüzdeki hastalara bakın yeter.
Hayır efendim, bunu rapor edeceğim. Halk düşmanı mısınız siz? O yatak neden boş? Öf, her yeni doktor gelişinde aynı tantana, bıktım artık ya. Peki Naciye Hanım, siz sıra bekleyen hastaların listesini alın, en öndekini de yatırın yatağına. Ha şöyle, yola gelin efendim. Yalnız bakın ben karışmam, siz söyleyeceksiniz hastaya. Mustafa Efendi. Buyurun başhekim bey. Yatak sırası bekleyen ilk hastayı getirin buraya. Peki başhekim bey. Bu bey mi? He, budur. Hoş geldin. Sağ ol doktor hanım, ne oldu ki? Hadi bakalım, gözün aydın. Bir yatağımız boşaldı. Sıra senin olduğuna göre seni yatıracağız oraya. Şaka mı bu? Ne şakası, doğru söylüyorum, yatak boşaldı. Biliyorum sıkıntın var ama geçecek. Ay. Ameliyat... Ah, öldü efendim, öldü. Sevinçten öldü. 6 aydır yatak sırası bekliyordu. Mustafa efendi, sıradakini gönder. Beni emretmişsiniz. Siz ameliyat için yatak bekliyormuşsunuz. Evet. Yoksa... Evet. Sevindim değil mi? Sıra sizin. Yatak boşaldı mı? Boş yatak. Abo! Boş yatak. Boş yatak. Yatak boş... Bu kadar yeter herhalde Naciye Hanım. Ama ben, biz... Zamanla alışırsınız Naciye Hanım. Hastanelerde 2-3 sene sonrasına yatak sırası, 5 sene sonrasına ameliyat sırası veriyoruz. Gariban hastalar böyle aniden sıranın kendilerine geldiğini duyunca kalpten gidiveriyorlar. O boş yatak onun için boş. Ve de bırakın boş kalsın. Yoksa memleket nüfusu yarıya inecek. Sisteminin savunulacak tarafı kalmadığından adalet arayışı yerini adele arayışına bıraktı. Bak bu avukat için iyi diyorlar, artık bunu tutalım. Aa, tutturma Şeref. Hele bir avukatı göreyim bakayım nasıl bir şey. Allah Allah. Buyurun. Avukat Hasan Bey'e bakmıştık. Tabii içeride kendisi, buyurun. Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim? Bizim bir davamız vardı. Yok, biz şöyle bir uğramıştık. Yürü. İyi günler. Nesi vardı, o avukatın iyi bir adama benziyordu. Saçmalama Şeref. Görmedim mi, herifin ağı gitmiş bağı kalmış. Ay, buy, 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 buy. Bak bu geldiğimiz 5. avukat, artık birinden birine karar ver. Merhaba. Avukat Gazi Bey'e bakmıştık. Benim. Memnun olduk. Yürü. Buyurun. İyi günler. Avukat Bey içeride mi? Avukat benim. Ama siz kadınsınız. Siz de kadınsınız. Bu enteresan olabilir. Saçmalama Şeref. Kusura bakmayın avukat hanım. Biz tabelada isminizi İsmet diye görünce şey yaptık. Yürü yavrum. Şimdi niye istemedin İsmet Hanım'ı yani? Kadın olur mu Şeref? Ay, huysuzsun vallahi. Buyurun, ben avukat Erol. Olmaz Erol. Değil mi? Olmaz. İyi günler. Bak ben çok yoruldum, artık birine karar verin. Ben de yoruldum Şeref, ne yapayım yani, bakacağız. Sen bu davadan salimen çıkmak istemiyor musun? Buyurun. Ben avukat Nihat. Ne olur Şeref. Çok şükür, haklısın Nezahat. Biraz geciktim, kusura bakmayın. Hadi hayırlısı olsun. Bu davada böylece sonuçlandı. Pek sonuçlandı sayılmaz avukat beyciğim. Yok, sonuçlandı. Sizin için en iyi savunmayı yaptım. Daha değil avukat bey. Esas savunmayı şimdi yapacaksınız. Nasıl ya? Şöyle oluyor. Saldırın! Hadi avukat bey, o cüsseni göster, bize asıl şimdi savun. Artık adalet mahkemelerde değil, koridorlarda aranıyor. Hadi göster. Sayın saldırganlar, bir dakika. Ceza kanunun 55.5'i fıkratına göre bu yaptığınız suçtur. Kanunlar anlamı var. Ya biz de ondan seni tuttuk işte. Yürü lan!
kavramına karşı hassasiyetini bilen bazı namussuzlar eğlence hayatını da kabusa çeviriyor vallahi. Mektubunuz var efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Nişanım. Mektup. Allah Allah, bize kimden mektup gelir ki? Oku bakalım. Okuyacağım bir dakika. Kızınız gazinolara, pavyonlara düştü. Şu anda Kırlangıç Gazinosu'nda şarkıcılık yapıyor. Bir dost. İnanmıyorum. Vay ulusu vay. Ulan şerefimizi iyi ki paralık etti. Kalk hanım kalk, gazinoya gidiyoruz. Namusumu temizleyeceğim. Kızınız gazinolara, pavyonlara düştü. Ne? Şu anda Kırlangıç Gazinosu'nda şarkıcılık yapıyor. Bir dost. Kız pavyona düşmüş. Ablam mı? Vay orospu vay, namusumuzu iki paralık etti. Gideyim temizleyeyim şunu. Hayır. İzin ver baba, ben temizleyeyim. Bu ayıbı temizlemek baba olarak bana düşer. Hayır, biz varken sana düşmez baba. Yürüyün, hep beraber gazinoya gidiyoruz. Vay namussuz karı vay. Öldüreceğim ulan seni. Yürü lan, yürü. Zarayıp durma. Senin kardeşinin ne bok olduğu zaten düğün gününden belliydi. Yürü, yürü. Geberteyim şu karıyı da bu iş bitsin. Kerize bak kerize, şalvarla giriyor denize. Kerize bak kerize, şalvarla giriyor denize. Ankara'da kız vermezler, Emirdağ'da kız vermezler. Senin gibi kerize, bunun gibi kerize. Etek at, elleri göremiyorum. Oturmaya mı geldin? Şıllık gitse de işimize baksak. Sus oğlum, normal gazino müşterisi gibi davranalım. Annem doğru söylüyor. İşi yüzümüze gözümüze bulaştırmayalım. Belli ettim. Kırlangıç Gazinosu'nun çok muhterem, saygıdeğer misafirleri. Programımız bu akşam burada bitiyor efendim. Gazinomuza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. En kötü gününüz böyle olsun sayın seyirciler. Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Hep beraber. Bizim kız çıkmadı, program bitti. Hakikaten hanım, demek ki mektup yalanmış. Oh 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 oh. Hanım. Hanım bu ne bu ya, bu hesap ne ya? Olsun bey, kızımızın pavyona düşmediğini gördük ya. Helal olsun bu paralar. Doğru vallahi. Helal olsun, anasını satayım. Bak gördün mü Remzi? Ablam pavyona düşmemiş. Namusumuz kirlenmedi, demek ki yalanmış. Namusu kirlenmedi ama şuna baksana. Şu hesaba bak. Şuna bak şuna. Ama cüzdan kirlendi. Olsun Remzi. Giden para olsun. Namusumuz gitmedi ya. Doğru söylüyorsun kız. Kalk kalk. Allah! Allah! Ya patron, kusura bakmazsan bir şey soracağım. Sor koçum, sor. Bütün gazinolar sinek avlıyor. Milletin bırak gazinoyu, bakkala gidecek parası yokken bizim gazino her gece tıklım tıklım. Üstelik kimsenin de eğlendiği yok. Nasıl geliyorlar anlamıyorum. Ulan ya. Ulan benim salak şef garsonum. Sen bizim milleti tanımaz mısın? Namus söz konusu olunca 7 kat yabancının bile sözüne anında inanır bizim halkımız. Hiçbir halta inandıramazsın ama karın ya da kızın şöyle yaptı dedin mi anında inandırırsın. Bizim millette böyle çarpık bir ahlak ve namus anlayışı olduğu sürece ben daha çok para kazanırım. Hadi uzatmayalım. Al sen şu mektupları, postala, para kazanmaya devam edelim. Yaşasın namus anlayışımız be! Bu reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin. Bir tane sakız al abla. Oğlum istemem. Abla, abla, elma var abla. Fatih abi iyi misin?
İstersen seni yukarı kadar çıkartayım. Niye? Sen asansör müsün beni yukarı çıkartıyorsun? Fatih abi sen içince sapıtıyorsun. Bana müsaade. Para istesen daha iyi değil mi? O zaman hiç gezmezsin. Doğru söylüyorsun. Cim bu. İstediğin her şeyi yapar. İşte Alaaddin'in cini. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Son yolculukta sorulan merhumu nasıl bilirdiniz sorusu ahiret sorusundan fazla terletiyor. Merhumu nasıl bilirdiniz? Şşt, size söylüyorum yahu. Merhumu diyorum, nasıl bilirdiniz? Şşt! Hey! Oo! Size soruyorum yahu, nasıl bilirdiniz merhumu? Sen söyle sen, merhumu nasıl bilirdin? Ben mi? Hey ya, sen! Nasıl bilirdin merhumu? Bana sormasan iyi olur İmam Efendi. Sordum ama kardeşim, hadi söyle, nasıl bilirdin merhumu? Ben mahalle bakkalıyım. Benim veresiye defterimde en az 10 sayfası vardı. Canım şimdi sırası mı onun? Ben kimden alacağım şimdi bu paraları? Ama kardeşim bak şimdi. Bu devirde tek işle geçinilir mi? Ben devlet memuruyum diye sadece memurlukla geçinmeye çalışırsam öyle olur işte. Ama kardeşim ne yapsın para bulamıyorsa değil mi? Nasıl bilirdiniz dedin değil mi? Al söylüyorum işte. Salak bilirdim salak. Hay Allah. Neyse biz işimize bakalım. Siz nasıl bilirdiniz merhumu? Bunun için öldü dediler. İnanmadım. Kendi gözlerimle görmeye geldim. Benden tam 10 milyon lira aldı İmam Efendi. Vermedi. Ben adi bilirim o kadar. Bana 3 aylık ev kirası taktı. Ben ağzımı bir açarsam. Açıkçası ben bunu iyi bilmem kardeşim. Ben polisim. Bunlar memur maaşları artsın diye zırt pırt yürüyüş yaparlardı. Biz de dayak atardık ama pek akıllanmadı. Kuyruklarda süründürdü bu herif beni, kuyruklarda. Kaç kere lanet ettim ben bu adama. Sakın bu adamı nasıl bilirdin diye sormayın bana. Çok kötü şeyler söylerim vallahi. Bırakın. Ya İmam Efendi kendine gel Allah aşkına. Bu merhumu nasıl bilirdiniz lafı çok eskilerde kalmış. Bugün soygunculuğun, üçkağıtçılığın saygı gören kavramlar haline getirildiği, namuslu olmanın neredeyse ayıp, enayilik sayıldığı bir toplumda yaşıyoruz. Hiç bu devirde nasıl bilirdiniz diye sorulur mu biri hakkında? Hayat şartları yüzünden ele avuca sığmayan insafsızlık el insaf dedirtiyor. Abla silin be abla, ekmek parası be abla. Ne olur be abla. Abla silin be abla. Abla. Abla be silin be abla. Çok temiz yaparım abla bak. Çok güzel yaparım ablacığım be. Bak ne güzel oldu ablacığım. Oğlum pisletiyorsun, niye siliyorsun ya? Abla bir bahşiş ver baba. Allah Allah çekil. Ablacığım bak vallahi çok güzel yaparım abla. Yapma be abla ya. Abla bir sakız abla, ekmek parası bir selpak abla. İstemem çocuk. Abla bir tane selpak al abla, bir tane sakız al abla. Oğlum istemem. Abla bir selpak abla. Oğlum gitsene buradan. Elma var elma, kağıt elma, kağıt elma. Kağıt elma abla, abla elma var abla. İstemem be. Abla alsana bir tane be. Allah Allah. Cık cık. Hey Allah'ım yarabbim. Bu trafik mümkün değil açılmaz. Ben bu arabayı buraya kilitleyeyim de görün siz.
yağmur da başladı. Bak sokakta kal. Abla Allah rızası için Allah be. Versin. Abla bile deme be. Bir ekmek parası istiyorum be ablacığım. Ne ya olur kardeşim, be ablacığım Allah be. Allah Allah. Abla o güzelliğinin hatırına bir ekmek parası kardeşim, be ablam. Kardeşim niye tutuyorsun üstüm? Ya ablacığım ne olur Allah seni sevdiklerine kavuştursun. Ablacığım bir dakika gel Allah aşkına. Bir ekmek parası be abla be. Ne olur dur, o güzel çantadan bir şeyler çıkar be abla be. Tövbe yarabbim. Aa, güzelliğin hatırına Allah. Abla ona verdin bana da ver. Kurbanın olayım ablam. Abla bu yetmez ne olur. Bir de yanında ayran içeceğim ayran. Bir ne olur ayran bana. Abla. Abla yal bayılım. Çocuğum ne olur, parlatayım Allah. Çocuk parlatayım. Allah'ım ben parlatayım. Bir bahşiş ver. Ne olur. Bak parlıyor yal. Al lan bir bahşiş ver. Allah kahretsin. Hüsam yakala. Abla iyi bahşiş veriyor. Hay olamaz böyle bir şey. Artık sokağa çıkılmıyor bir. Millet işsizlikten ne hale gelmiş ya. İyi günler hanımefendiciğim. İzniniz olursa size teknolojinin son harikası olan elektrik süpürgemizi tanıtmak istiyoruz. Yok teşekkür ederim. Benim ama elektrik süpürgem var. Bildiğiniz makinelerden değil efendim. İnanılmaz bir şey. Biriz nerede kızım? Bulup takıver hemen çalışacağım. Beyefendi çok teşekkür ediyorum. Benim elektrik süpürgem ama var. Hanımefendi bu olaya inanamayacaksınız. Ne kadar temizleyeceğini görseniz bir ev hanımı olarak harikalar yarattığını göreceksiniz ve fark edeceksiniz. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun siz. Ama bunu gerçekten bunu size tanıtmak isterdik. Bir başka bakın, zaman inşallah. Ne kadar memnun kaldım. Ay evde de rahat vermiyorlar insana. Yine sen be. Hanımefendiciğim, gerçekten anlatamadım size. Bu teknolojik bir olay. Bunu prize takıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Beyefendi, var benim elektrik süpürgem var. Anlamıyor musunuz? Bunu çalıştırdıktan sonra evden çıkıyorsunuz. Ay olamaz böyle bir şey. Defolun be, defolun be. Laçin, başlayacağım seni be. Hanımefendiciğim, bunu çalıştırıyorsunuz. Ortalığı siliyor, süpürüyor, yatakları yapıyor, bulaşıkları yıkıyor. Ha, gerçi burası şaka ama makine bir harika. Ay sizi öldürebilirim ben de bunu. Gidin artık, gidin artık. Neydi bugün yaşadığım bu kabus? Hanımlar, şşt, hanımlar. Bu tabakları mutlaka alın. Hey Allah'ım, ya Rabbim. Hanımlar, şşt, hanımlar. Bu bardakları mutlaka alın. Ah, yeter artık be! Hanımlar, şşt, hanımlar. Bu tencereyi mutlaka alın. Ah, yeter artık be! Hukuk sistemindeki ceza uygulamalarını yerinde bulmayanlar artık sorunları yerinde çözmeye başladı sayın seyirciler. Yürü, bırakın beni. Yürü. Bırakın diyorum size ya. Bu adam 15 yaşında bir kıza tecavüz etmiş amirim. Vay utanmaz arlanmaz. Hem bir kıza hem de 15 yaşında bir kıza. Ama amirim kızı bir görseniz vallahi. Sus lan sus daha fazla konuşma. Konuştukça içeri gidiyorsun vallahi. Bu adamı ne yapalım amirim? Doğru kadınlar koğuşuna götürün. Bunun cezasını ancak orada verin. Yapmayın, yapmayın. Bunu bana yapamazsınız. Yapma, bırakın, yapmayın. Seni gibi ırz düşmanı seni. Nelerle tecavüz ettin ha? Ay durun yapmayın. Bu bir ırz talep meselesi. Seni gibi şey budalası. Buldun tabii küçücük kızı. Hem de kızı olan kızı. Al bakalım. Bırakın beni diyorum size. Bırakın beni. Bırakın. Bu gelini gerdek gelisi kaynanasını 36 yerinden bıçaklarken yakaladık amirim. Tüh yazıklar olsun sana. Hem de 36 yerinden ha. Hayır amirim. Arkadaşlar yanlış saymışlar. İki tane atlamışlar. 38 yerinden bıçakladım. Bu kadını ne yapalım amirim? Götürün bunu götürün gözüm görmesin. Nereye götürelim amirim? Nereye olacak? Kaynanalar koğuşuna. Ah yapmayın komiserim bunu bana yapamazsınız. Geç bakalım Allah sultan. Oo kimler gelmiş kimler? Gel bakalım gel. Kaynana seni seviyormuş. Biz de seni bekliyorduk gel bakalım gel. Senin cezanı biz vereceğiz. Durun bırakın beni ya. Kiraya zam yapmıyordu. Her ay beni sallıyordu. Beni şeyine sallamıyordu. E bir karar ver artık. Sallıyor muydu, sallamıyor muydu? Sallamıyordu. Bu adam ne yapmış çocuklar? Bu adam ev sahibi. Kiracısını döner bıçağıyla 8 eşit parçaya ayırmış amirim. Demek bu adam ev sahibi. Onu da kiracıların koğuşuna atın o zaman. Ah! Bana bunu yapamazsınız. Yapamaz. Ya buraya. Bu hakimi futbolcuların koğuşuna atın. Gel buraya. Durun yanlış yapıyorsunuz. Doktorum ben. Bu doktoru hastaların koğuşuna atın. Bu hastayı doktorların koğuşuna atın. Bu hırsızı polislerin koğuşuna atın.
Bırakın beni ya. Ya masumum ben. Bu arkadaş ne yapmış çocuklar? Gözaltına aldığı gazeteciyi copuyla, anlıyorsunuz ya. Cop mu etmiş? Cop etmiş. Ben copumla gidiyordum abinin. Birdenbire kendini copun önüne attı. Ya demek öyle. O zaman bu adamı gazetecilerin koğuşuna atın, orada cezasını verirler. Yürü. Yapmayın kurban. Bırakın beni kardeşim, bırakın. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Sürdürürüm lan sizi. Sürüm sürüm süründürürüm. Bana bak lan. Yaka numaran kaç senin? Bu adam milletvekili amirim. Kendi milletini dolandırırken yakaladık. Yani biraz daha geç kalsak milleti soyup soğana çevirecekti. Bunu nereye atalım amirim? Nereye olacak? Bu adamı vatandaşların koğuşuna koyun. Bunun cezasını da millet versin. Bunu bana yapamazsınız. Memur bey, bunu bana yapamazsınız. Ne o? Bu aralar bize hiç iş düşmüyor. Sabahtan akşama sinek avlıyoruz. İş yok mu yani bize? Vallahi beyler iş çok. Hatta eskisinden daha da çok. Ama siz de biliyorsunuz ki adalet artık yerini cezaevlerinde buluyor. Biz de ne yapalım? Sizlere bu aralar pek iş yollamıyoruz. Anlayacağınız milleti millete havale ediyoruz. Hem işler böyle çok daha hızlı yürüyor. İnsanlar arasında hayvan kelimesi hakaret kabul edilirken bazı hayvanlar dostluklarıyla insanları hayran bırakıyorlar. Sayın seyirciler, şimdi gözlerinize inanamayacağınız bir haberi getiriyoruz ekranlarınıza. İnanılmaz ama gerçek. Bu asrın dostluğu sayın seyirciler. Kesinlikle inanamayacaksınız. Yer Samsun. Konu ise bir köpekle ördeğin dostluğu. Harika bir haber bu. Bu haberi yapan muhabire ikramiye vereceğim. Dün gece bütün reytingleri kaptık. Getir kızım listeyi. Maalesef efendim, dün gece hiç reyting alamamışız. Aa, kim birinciydi peki? Efendim, dün gece bizim haber yayınlandığı sırada Kanal 28'de bir haber vardı. Daha inanılmazdı. Neymiş o haber? Efendim, bir orangutanla bir civcivin dostluğunu görüntülemişler. Şimdi bir göreceksiniz. Civciv çıkmış orangutanın tepesinde kafasını gagalıyor. Orangutan da gülerek onu okşuyordu. Hadi ya. Desene bütün reytingi onlar götürdü. Maalesef efendim, onların reytingi de çok düşük. Kim aldı peki bu reytingi? Efendim, tam o sırada 33. kanalda bir fille karıncanın dostluğunu gösteren bir haber vardı. Ay görecektiniz, inanılmazdı. Fil karıncanın tepesine çıkmış oynuyor. Karınca da kızmıyor. İnanılmaz bir haber. Desene bütün reytingi onlar götürdü. Hayır efendim. Aa, kim? Kim aldı peki bu reytingi? Kanal 42 efendim. Onlar ne bulmuş? Anlatamam. Anlatılacak gibi değil. İnanamazsınız. Bakın ben kaseti aldım. En iyisi koyayım, siz gözlerinizle görün. İnanılacak gibi değil. Tak bakayım. İnanamayacaksınız. Allah Allah. Bu izlediklerimizden daha inanılmaz ne olabilir ki? Karıncayla fil, orangutanla civciv, köpekle ördek. Bundan daha inanılmaz hangi canlıların dostluğu olabilir ki? Bakın izleyin. Sayın seyirciler, Kanal 42'nin büyük habercilik başarısı. Bu haberimizi görünce kendinizi çimdik çimdik çimdikleyeceksiniz. Çünkü gerçekten inanılmaz bir haber. Yer İstanbul. Yıl 1998. İşte inanılmaz dostluk görüntüleri. En inanılmazı bu. Kendi gözlerimle görmesem polisle memurun veya öğrencinin dost olabileceğine hayatta inanmazdım. Reytingler helal olsun bunlara. Herkesin cin olup adam çarptığı ülkemizde cinler bile cinnet geçiriyor sayın seyirciler. Ah yoruldum vallahi. Bütün şehri dolaştım durdum. Kimse eskisini satmıyor ya. 3-5 parça eski bulacağım da onları satacağım da para kazanacağım da ölme. Ne yapıyor ki eskiyi millet? Ya ne bileyim, kullanıyorlar da. Millet de yeniyi alacak para ne? Baba bu ne? Ne bileyim lan, ben bunun ne diye almışım ki? Neymiş bu böyle? İster misin Alaaddin'in lambası gibi içinden cin çıksın, şöyle zebellah gibi dile benden ne dilersin desin? Ya tabii, niye olmasın? Parayla değil ya, hayal kuruyoruz. Ben önce kocaman bir ev isterim, bir tane de çamaşır makinesi isterim. O zaman ben de bir kamyonet isterim. Şehri yürüyerek kesmekten kurtulmuş olurum. Para istesen daha iyi değil mi? O zaman hiç gezmezsin. Doğru söylüyorsun, cin bu. İstediğin her şeyi yapar. İşte Alaaddin'in cini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi dilek dileyelim hemen. Bak cin, ne istiyoruz kız? Kamyonet, yok büyük bir ev.
Bir de akşam yemeği için kızarmış tavuk. Tamam sahip, istedikleriniz olacak da önce... Çocuğu sünnet ettir. 12 yaşına geldi, hala sünnet olmadı. Canım onu sonra yaptırırız, kamyonet işini unutmayalım. Sahip ya, varsa biraz kuru ekmek, biraz da peynir, açım da. Ne diyorsun sen ya? Cin olan sensin, biz senden bir şeyler isteyeceğiz. Masal da böyleydi. İyi de aç ayı oynamaz ki. İstediklerini versek mi acaba? Belki işe yarar. Deneyelim mi? Açlıktan da başım dönüyor. Bari bir tuzlu ayran olsa. İyi kötü bir şeyler getireyim ben. Cemile, Seyit Ali, Gülbahar, Pembe, gelin gelin. Onlar da kim ya? Çoluk çocuk, onlar da kaç gündür açtı. Abla kola var mıydı? Bu kuru kuru bitmez. Sizin işleri sonra hallederiz. Bir tane de taksim istesek acaba, şoföre verirsek gelir olur. İstemişken iki tane isteyelim. Hazır cinleri bulmuşuz. Sahip ya, varsa bir de cigara tellendirelim. Yemeğin üstüne iyi gidiyor Melek. Ne demek canım, lafı mı olur artık bizi isteklere getirdik. Ben bir apartman dairesi istiyorum, şöyle doğal gazlı falan. Çocuğun sünnetini de unutma. Ne apartmanı abi? Kim kaybetmiş ki size verelim? Bizim durumumuz sizinkinden kötü. Akraba yanında gecekonda yaşıyoruz. Sahi aklıma gelmişken, şöyle bir baktık da sizde iki oda var. Birine biz yerleşsek fazla yer de işgal etmeyiz. Yemekli, bulaşıklı yardım da ederim. Bir gibi geçinip gideriz. Ne diyorsunuz siz ya? Sizi boşuna mı çıkarttık lan biz buradan? Hani masalda herkesin her dediğini yapıyorsunuz? Çok eskiden öyleymiş beyim. Artık biz de zor geçiniyoruz. İçerideyken sizin cinlerin metini duyduk. Dediklerine göre sizin cinler cin fikirleri sayesinde ellerini bile kıpırdatmadan zengin oluyorlarmış. Devlet parasıyla kendilerine sırça köşkler yaptırıyorlarmış. Ya. Bizim cinliğimiz bu devirde artık para etmiyor beyim. Hayda. Olacak o kadar televizyon haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Beni bekleyin. Hoş geldiniz. Gelişimiz pek hoş sayılmaz aslında efendim. Aydın Adliyesi'nde polisten dayak yiyen arkadaşlar için geldik. Yahu basında da ne bünye varmış. Ne yeseniz yarıyor. Fatih abi iyi misin? İstersen seni yukarı kadar çıkartayım. Niye? Sen asansör müsün beni yukarı çıkartıyorsun? Fatih abi sen içince sapıtıyorsun. Bana müsaade. Tahrik gerekçesiyle her haltı yerken gazetecilere de dayak yemek düşüyor anacığım. İçişleri Bakanı Aydın Adliyesi'ndeki olayların gazetecilerin polisleri tahrik etmesi... Kuponlarını kesecek beceye koy. Öyle değil efendim, basın mensupları geldi. O zaman kafalarını kesecek beceye koy. O kafaların tası iyicene atmış görünüyor efendim. Aydın Adliyesi'nde polislerin gazetecileri dövmesinin hesabını soracaklarmış. Yahu biz o hesabı ödedik, üstü kalsın dedik. Hala niye üsteliyorlar?
Ne yapıyoruz efendim? İçeri alıyor muyuz yoksa dövdürüyor muyuz? Alın, içeri alın. Sonra dizimizi dövüyoruz. Çok haklısınız efendim. Hemen alıyorum içeriye. Buyurun efendim, Bakan Bey sizi. Bakan Bey içeride. Evet, buyurun. Tamam. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Basın basın, kimler gelmiş? Buyurun. Allah aşkına ayakkabıları çıkarmayın. Hoş geldiniz. Gelişimiz pek hoş sayılmaz aslında efendim. Aydın Adliyesi'nde polisten dayak yiyen arkadaşlar için geldik. Yahu basında da ne bünye varmış. Ne yeseniz yarıyor. Maşallah bir dayak yediniz, bütün gazetelerin baş sayfasına döşendiniz. Pek çok arkadaşımız yaralandı o olayda. Tamam, tahrip var biraz ama ağır tahrik sonucu tahrip var. Yapmayın efendim, arkadaşlarımız görevlerini yapıyorlardı sadece. Öyle deme, öyle deme, çarpılırsın. Hem polis çobu çarpılmaya da benzemez. Ben özel olarak mahkemeyi banda aldım. Al kızım, tak şunu hemen videoya. İzleyince göreceksiniz nasıl tahrik etmişsiniz polisleri. Dikkatli izleyin, bakın nasıl tahrik var. Oh. Oh. Bak, 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 şuna bak. Nasıl kafasını polisin gözüne gözüne sokuyor. Bu resmen tahrik. Bak, polis kendisini tutabilmek için nasıl kıvranıyor. Bu tahrik mi yani sizce? Yapmayın efendim, yapmayın. Siz basın olarak başınızı sere serpe polisin önüne koyacaksınız. Polis de coplamayacak. Şuna bakın. Bakın, resmen kaşınıyor. O baldırlar, bırakın polisi, cop taşıyan herkesi tahrik eder. Gel de ekleştirme copu. Sayın Bakan. Bir dakika, bir dakika. Yani bir gazetecinin varlığı bile tahrik sebebi polis için, öyle mi? Yok, gazeteci olmayabilir. İşçi ya da öğrenci de olsa orada polis nefsine hakim olamayabilir. Bak işte, tahrike dayanamadı çocuklar. Anlaşıldı. Yürüyün gidelim arkadaşlar. Yoksa ben burada tahrik olmaya başlayacağım. Biliyorsunuz ki Sayın Bakanım, polisler bir milletvekilini de sokak ortasında evire çevire dövmüşlerdi. Çocuklar, büyütmeyin, bu kadar büyütmeyin. Tahrik olmazsa tahrip de olmaz. Efendim, bu vurdum duymazlıkla sanıyorum bir gün acayip bir şekilde milleti tahrik edeceksiniz. Sonra? Sonrası millete kalmış. İçkiyle dostluk arasında bir benzerlik vardır anacığım. Her ikisinin de yanlış kullanımı mide bulandırıyor. Fatih abi, iyi misin? İstersen seni yukarı kadar çıkartayım. Niye? Sen asansör müsün beni yukarı çıkartıyordun? Fatih abi, sen içince sapıtıyorsun. Bana müsaade. Durabileceğim mi? Ne? 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 Kendim giderim abi. Karıyı mı uyandırsak acaba değil, yoksa... Ulan bu kadar kapı yapıyorlar, şu kadar delik koyuyorlar. Ah! Yatak odası neredeydi ya? Horultular şuradan geliyor. Allah! Oha! Ay oha! Benim karım mışıl mışıl uyuyor. Geldiğini duymadı kendisi. Aa! Ben de uyuyorum. Ama ben burada olduğuma göre... Bu kim ulan? Kimsin sen ya?
Bu yanında yatan kahvenin kocasıyım. Ben kimim o halde? Ben ne bileyim ulan. Burada soruları ben sorarım. Ulan manyak mısın sen? Ben bu kadının 13 yıllık kocasıyım. Oo, demek beni 13 yıldır boynuzluyor kahve. Bu kim Remzi? Bu kim Remzi? Bu benim karım Nihal. Bu senin karım Nihal'se benim sikisi nerede? Karım? Bu kim Remzi? Burada soruları ben sorarım. Bu kim ulan Remzi? Ulan şimdi çıldıracağım. Senin karnın nerede olduğunu bilmiyorum. Ben bu adamı da tanımıyorum. Öyle olduk şimdi değil mi Remzi? Deminden beri o kadar muhabbet ettik. Karıyı gördün sattın biz. Kapıyı nasıl açtı da girdi bu Remzi? Aa Remzi, bu üç numaradaki Naciye Hanım'ın kocası galiba. Hangi Naciyelerin ya? Şu Kayserilerin be, içmiş işte herif. Gel götürelim şu adamı. Ya onlar 9 numarada değil miydi? Ne bileyim ben. Aa, sen haklısın galiba. Tut kolundan da götürelim. Tutun kollarımdan düşürüm şimdi. Buyurun. İyi akşamlar. Kocanız yanlışlıkla bizim daireye girmiş, onu getirdik. Karıcığım affedersin, çok özür diliyorum. Kocam bu ne kocası? Benim kocam içeride uyuyor. Naciye, sen de kimsin lan? Kimi lan bu herif? Ne bileyim? Ulan 13 sene aynı yastığa baş koymuş kocasını tanımaz mı insan be? Ay baş koydum. Yanlış getirdik galiba. Kusura bakmayın. 8 numara götürelim. Güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kocanızı getirdik. Karıcığım affedersin hayatım. Evet. Beni affet. Bu dansı bana lütfeder misin canım? Bu ne lan? Ne oluyor yavrum? Şey, tanıştırayım kocam Hasan. Öyle mi? Evet, memnun oldum. Merhaba. Biz de 6 numarada oturuyoruz, memnun olduk. Bu kim ya? Şey olmasın, bu 11 numaradaki İpek Hanım'ın onun içinde içkici diyorlardı. Olabilir, olabilir. Gel bir şansımızı deneyelim. Hadi deneyelim, kusura bakmayın. Estağfurullah, hadi, gece bak biraz. İpek Hanım, iyi akşamlar. Kocanızı getirdik. Kocam mı? Affedersin karıcığım. Arkadaşlar biraz içirdiler. Bak ben nerede durulacağını da bilirim ki. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Bu kim ya? Tanımıyorum. Ulan tanımıyorken böyle bir de tanısaymışsın o. Vallahi gelip sarıldı adam. Tanımıyorum. Evet. Ulan sen utanmıyor musun benim karıma sarkmaya lan? Dur, saçmalama. Ben bir şey anlamış değilim ya. Bir dakika bir yanlışlık oldu. Biz burada oturuyoruz zannettik de onun için getirdik. Siz kimsiniz ya? Biz 6 numarada oturuyoruz. Yeni taşındınız herhalde. Yok canım, biz 20 senedir burada oturuyoruz değil mi Remzi? Hadi ya, yani bunca yıldır burada oturuyorsunuz, bir tanışmak nasip olmadı ha? Ya. Peki bu kim? Merhaba, tanımadınız mı ya? Bilmem. Bu adamı sanki 9 numarada görmüştüm ben. Ya orası boş değil miydi? Kiracı taşındı mı oraya? Aa, çoktan. Ama orada yaşlı bir karı koca oturuyordu. Aman hayatım, o yaşlı karı koca geçen yaz şofbenden zehirlendi. Hadi ya, Allah rahmet eylesin. Bak hiç haberimiz olmadı Remzi. Bence bu adam 7 numarada oturuyor. Dur Seher Hanım'ın kocası olabilir bu. Olabilir. Ay, iyi akıl ettin. Gel bir şansımızı deneyelim. Hadi iyi akşamlar, kusura bakma. İyi akşamlar. Ne güzel oturuyorduk ya. Zengin kalkışı yapıyorsun. Getirdik işte. Sevgi affedersin, biraz içtim, özür dilerim. Bu kim ya, ne oluyor lan? Kim lan? Ne yapıyorsunuz lan, kim lan bu? Siz Seher Hanım'ın kocası mısınız? Seher Hanım da kim? Burada oturmuyorlar mı? Bizden önceki kiracıları diyorsunuz herhalde. 6 ay önce taşındı onlar. Peki kardeşim, siz bu adamı daha önce bu apartmanda hiç gördünüz mü? Bakayım. Allah'tan çok içmedim. Rezil olurdum yoksa. Ha, tanıdım. 6 numaradaki cadaloz karının kocası bu. 6 numaradaki cadaloz karı ben oluyorum. Kocası da benim. Ya. Sizden öncekilerle karıştırdım herhalde. Anlaşıldı karıcığım. Bu adam bu apartmandan değil. Ne yapacağız? Şimdi önce teşekkür edeceğiz, sonra da karakola teslim edeceğiz. Delirdin sen Remzi. Elin sarhoşuna niye teşekkür ediyoruz? Niye etmeyelim karıcığım? Onun sayesinde yıllardır bir arada oturup birbirini tanımayan komşular tanışmış oldular. Değil mi? Doğru söylüyorsun vallahi Remzi. Bir gün kahve içmeye bekliyorum. Ben de beklerim hayatım. Bak ben çok iyi tavla bilirim. Tavla oynar mıyız? Gel o zaman bir beş atalım. Hadi lan hadi. Ben de size kahveyi vallahi rahatsız ettik. Rica ederiz, buyurun. Hayda.
Kapıyı kapattı ayı. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye.